Evet Aslan Oyan, Muğla Milas'tayız. Dün özellikle akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle birlikte bulunduğumuz bu noktadaki ormanlık alanda alevler bir anda etkisini gösterdi. Termik santrale yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yangın şu an itibariyle devam ediyor. Tabii termik santralin çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Şu anda kameraman arkadaşım Ali Güler ekranlara getiriyor. Rüzgar yangın batıdan doğuya doğru ilerliyor. Tabii hem havadan hem de karadan yangını söndürmek için yoğun bir mücadele sarf ediliyor burada. Rüzgar tabii ki baş faktör. Aslında dün rüzgar daha fazla etkiliydi ancak şu an itibariyle biraz daha rüzgar hafiflemiş durumda. Hava sıcaklığı da yaklaşık 43 derecelik bir hava sıcaklığı var. Burada bitki örtüsü de tabii bu yangında önemli. Şu anda da gördüğünüz gibi dumanlar yükseliyor. Oradan 50 kilometre kadar tabii termik santral aslında herkesi düşündüren bir konu. Şu anda hemen 50 kilometre uzağında yani termik santrale kadar yangın gelmeye başladı ki ekipler o noktada hemen bir güvenlik çemberi oluşturdu. Şu an eğer kameraman arkadaşım Ali Güler de o noktayı gösterebilirse özellikle topraklama çalışmaları yerden gerçekleştiriliyor. Hemen o yangının gelmemesi için bölgede çember oluşturdu. Sahilde bu noktaya yakın helikopterlerle birlikte bu termik santralin çevresindeki alanlarda da topraklama çalışması gerçekleştirdi. Şu an tabii bölgeden dumanlar çıkmaya başlıyor ancak o noktada özellikle havadan müdahaleler önemli. Helikopterlerle birlikte havadan müdahale ediliyor. Tabii sarp bir arazi, özellikle ekiplerin çıkamadığı noktalar var. İşte ekiplerin çıkamadığı noktalara helikopterle takviye yapılıyor. Yerden ekiplerin aslında termik santralin çevresindeki yol üzerinden, yol güzergahı üzerinden de itfaiye ekipleri, yine Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de o noktada topraklama çalışması yaparak yangının termik santrale kadar ulaşmasını engelleyecek. Çökertme mazı, yine kemerler de yangın etkiliydi. Aslında o bölgelerde tahliye edilmişti. Mazı, Gökpınar, Armuçuk ve Çamlıca'daki mahalleler Bodrum tarafından tahliye edilmişti. Dün akşam saatte de Milas'ta bu şu an bulunduğumuz noktada Çökertme Ören karayolu üzeri siteler bölgesiydi. Bu noktadaki siteler de dün akşam tahliye edilmişti alevlerin evlere kadar yaklaşmasıyla birlikte. Ancak alevler evlere ulaşmadan yapılan, özellikle yerden yapılan topraklama çalışmasıyla birlikte oradaki yangına müdahale edildi. Rüzgar dediğimiz gibi aslında en önemli faktör. Şu an hafiften bir rüzgar var. O rüzgar yangının yönünü değiştirebiliyor. Batıdan doğuya zaman zaman ilerliyor. Zaman zaman da yine rüzgarın ters yöne esmesiyle birlikte doğudan batıya ilerleyen bir yangın söz konusu bu noktalarda. Şu anda tabii özellikle duman da ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor. Alevler yer yer kis büküyor yukarı ve aşağı. Mazı yine Armuçuk ve Çamlıca özellikle Bodrum'da etkiliydi. O noktalarda da soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Özellikle yangının söndürüldüğü noktalarda tabii soğutma çalışmaları da önemli. Bir anda söndürülen noktalarda rüzgarın etkisiyle tekrar alevler yeniden yükselebiliyor. O yüzden ekipler titiz bir çalışma yürütüyorlar. Soğutma çalışması gerçekleştiriyorlar. Yangın ilk olarak Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Mahallesi'nde başlamıştı. Yükselen alevler etkisini artırdı ve Bodrum ile Çökertme'ye kadar sıçramıştı. Alevler Çökertme koyuna kadar ulaşmıştı o noktada. Tabii günler geçti. Ekiplerin müdahaleleri vardı. Bazı noktalarda kontrol altına alındı yangınlar. Bazı noktalarda da yangınlar devam ediyor. Bazı noktalarda da soğutma çalışmaları sürüyor. Özellikle topraklama çalışması dediğimiz gibi önemliydi. Alevlerin olduğu bölgenin çevresinde iş makinalarıyla emniyet şeritleri oluşturuluyor. İş makinalarıyla özellikle topraklarla güvenlik çemberi yapılıyor burada ve uçak yine helikopterle de havadan destek veriliyor. Sarp arazi, yani çıkılması zor yamaçlardan oluşuyor buralar. İşte ekipler o bölgede titiz çalışma gerçekleştiriyorlar. Türkiye'nin büyük kentleri başta olmak üzere farklı illerden buraya takviye ekipler de geldi. Arazözler, itfaiyeler, itfaiye araçları, yine ilçedeki bazı inşaat firmalarına ait su tankerleri de bu yangın için
destek burada veriyorlar. Tabii tahliyeler de vardı. Özellikle Bodrum ve Mazı civarında toplam 1500 kişi sahil güvenlik koordinesinde 4 sahil güvenlik botu, yine kıyı emniyetine bağlı gemi ve sivil teknelerle de onlar tahliye edildi. Hava sıcaklığı demiştik 40 derece, nem oranı da düşük. Söndürme soğutma çalışmaları yapılıyor ancak rüzgarın dediğimiz gibi etkisiyle. Ve Marmaris'e gideceğiz şimdi de. Sabah Nur Sayılgan o noktada yangınlara dair son durumu, son bilgileri bizimle paylaşıyor.